Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve İslam Kalkınma Bankası işbirliğinde düzenlenen İslam Kalkınma Bankası üyesi ülkelerde etkin ticaret borsaları kurulması deneyimleri konulu seminere katıldı. Pakistan, Uganda, Nijerya, Mısır, Endonezya, Malezya, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika'dan oda ve borsa temsilcilerinin katıldığı seminerde İslam Kalkınma Bankası'na üye ülkelerde etkin ticaret borsalarının kurulması, var olan ticaret borsalarının kapasitelerinin artırılması ve tarımsal ürün ticaretinin geliştirilmesi konularındaki işbirliği olanakları değerlendirildi. Bakan Eker, üye ülkelerde tarımla ilgili ortak bir yatırım politikası oluşturulur ve İslam Kalkınma Bankası'nın mevcut finansmanları bu alana yoğunlaştırılırsa gıda güvenliği alanında çok büyük bir mesafe kat edilebileceğini söyledi. İslam Kalkınma Bankası üyesi ülkelerde eğer biz tarımla ilgili, gıda güvenliğiyle ilgili yatırımları bir ortak yatırım politikası oluşturursa, bu yatırımın kolaylaştırılmasını, bunun kararını alabilirsek, bunun mekanizmalarını oluşturabilirsek ve bunun gerektirdiği mali kaynakları, finansman kaynaklarını yine İslam Kalkınma Bankası'nın mevcut plasmanlarını ve daha onun gerektirecek belki biraz daha fazla plasmanlarını bu alana yoğunlaştırırsak, gıda güvenliği alanında çok büyük bir mesafe kat edebiliriz. Kalıcı ihtiyaç en önemli ihtiyaçtır. Evrensel temel ihtiyaçtır. Yeryüzünde eğer yaşayan 7 milyar insanın 1 milyar insanı her gün yatağa aç gidiyorsa ve her 5 saniyede bir tane çocuk açlıktan ölüyorsa, milyarlarca aç insanın yaşadığı bir dünya geride kalan insanlar için güvenli bir yer olmaktan çıkar. Hayatta kalıcı ihtiyaçları olduğunu ve bunların modasının geçmeyeceğini ifade eden Bakan Eker, tarım ve gıda ile ilgili ihtiyaçların bu kategoriye girdiğine dikkat çekti. İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerde tarım ve gıda ile ilgili ihtiyaçların ne kadarının ne şekilde karşılandığının doğru tespit edilmesi gerektiğine vurgu yapan Mehdi Eker, bu ülkelerde gıda güvenliğini sağlamak için bir envanter çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. Bizim önce bir envantere sahip olmamız, sonra bu üretim kapasitesinin ne olduğunu bizim bilmemiz, potansiyelimizi bilmemiz, eğer eksik varsa bu eksiği hangi usul ve esaslarla, hangi projelerle giderebildiğimize dair bir çalışma yapmamız, ondan sonra da üye ülkeler arasındaki bu manada modern, çağdaş ticaret mekanizmalarını nasıl geliştiririz, nasıl tesis ederiz, bunların cevabını vermemiz lazım. Örneğin, İslam Kalkınma Bankası üyesi ülkeler arasında neden bir müşterek bir ticaret borsası gibi bir kuruluşumuz yok? Bu çok mu zor bir şey? Çok zor bir şey değil. Bütün hakikatlere hayallerden ulaşılır. Hayali olmayanın hakikati de olmaz. Eğer bugün bize bu bir hayal gibi geliyorsa, bu hayali, bu hayal bizi kesinlikle bir hakikate götürür. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise tarım yatırımlarının ülke bazında değil, bölgesel ve küresel ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.